Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, hepinizi ben de öncelikle saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, öncelikle bu pandemi süreci içerisinde gerçekten fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanları, doktorları, hemşireleri, teknisyenleri, kısacası sağlık sektöründe yer alan herkesi ben kutluyorum, teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir emek verdiler, gayret gösterdiler. Bu süreçteki gayretlerinden dolayı tüm çalışanlarımızı kutluyorum, teşekkür ediyorum. Kısa kısa başlıklar halinde konuşmak istiyorum Sayın Bakan. Bu sözleşmeli yöneticiler, örneğin İl Sağlık Müdürü, başkanlar, bunların maaşları nedir Sayın Bakan? Öğrenmek istiyorum. Ve yine bu arkadaşlarımıza bu pandemi döneminde COVID parası denilen bir ödenekten bahsediliyor. Yaklaşık 20.000 TL civarında bir para aldığı söyleniyor. Özellikle Antalya'dan bahsediyorum. Yine uzmanların durumu nedir Sayın Bakanım? Bu uzmanlar çoğu ebe, hemşire, tıbbi sekreter gibi olan ve sonuçta şube müdürlüğü gibi, şube müdürü olması gerekirken açılmayan bir şube müdürlüğü sınavları var. Ancak sendika ile parti arasındaki torpil mücadelesiyle belirlenmiş olan bu uzman kadrolarının şu anki durumu nedir? Ne iş yaparlar? Ne gibi bir faydaları vardır? Aldıkları maaş nedir? Emsalleriyle ilgili arasında bir maaş farkı var mıdır? Bunlarla ilgili bir açıklama yaparsanız, çünkü özellikle bu uzman kadrolarına torpillerle seçimlerin yapıldığına dair ciddi şikayetler var Sayın Bakan. Bu sözleşmeli yöneticilik ve uzmanlık konusunda ve özellikle de COVID ödeneği konusunda açıklama yaparsanız memnun olurum. Antalya demişken Sayın Bakan, bu Antalya'da Sağlık İl Müdürlüğü'nde neler oldu Sayın Bakan, size sormak istiyorum. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nde bakanlık müfettişi uzunca bir soruşturma yaptığı ve bu soruşturma sonrasında da 14 Ekim 2021 günü soruşturmanın tamamlandığı, 15 Ekim 2021 günü de İl Sağlık Müdürlüğü'nün görevinden ayrıldığı Antalya'da biliniyor. Bu görevinden ayrılmasıyla ilgili sürecin nedeni, gerekçesi nedir? Bu soruşturma mıdır? Başka konular mıdır? Çünkü çok sayıda değişik iddialar var. Burada açmak istemiyorum. Bir Antalya milletvekili olarak konunun detay hakkında bize ulaşan bilgiler var. Herhalde sizin de bu konuda söyleyeceğiniz bazı şeyler vardır diye düşünüyorum. Sayın Bakan, Sayıştay'ın raporlarında geçen yıl da çok sayıda bulgu vardı. Özellikle şehir hastaneleriyle ilgili. Şehir hastanesi demişken, bu kamu özel işbirliği çok tartışıldı ve konuşuldu bugün burada. Ben de şehir hastanelerini her ne kadar bir sağlık hizmeti veren bir kuruluş olarak görmekle beraber ticari mantalite itibariyle bir işletme, bir özel işletme olarak görüyorum. Yani sadece evet kardeşim, bu kamu özel işbirliği ama siz bir takım desteklerle kendi ödeneklerinizle, bütçenizle bu hastaneyi açın, kar da sizin, zarar da sizin denilen bir sistem olsaydı hiçbir sorun yok. Kar da yapıyorsa kendilerine, zarar da yapıyorsa kendilerine. Ki özel hastanelerin hepsi aynı mantıkla çalışmakta. Ancak bu kamu özel işbirlikleri şeklinde açılan bu şehir hastaneleri gerçekten yük olmaya devam ediyor. 13 tanesi efendim tamamlanmış, 5 tanesi de şu an devam ediyor şeklinde sizin sunumunuzda bilgiler var. Geçen yıl aslında güzel bir başlangıçtan bahsedilmişti. Genel bütçeden 9 şehir hastanesi yapılacağına dair, bunlardan bir tanesi de Antalya'da yapılmakta olan, daha doğrusu yapılacak olan şehir hastanesi. Bu gelişen ekonomik koşullar nedeniyle 990 milyon liraya ihalesi
yapıldığını bildiğimiz, her ne kadar bu beşli müteahhit grubundan birisi de olsa, ben yine de dedim ki bu ihaleyi öğrendiğimde, her ne kadar bu beşlilerden birisi de olsa, evet öyle Sayın Bakan, kim olduğu önemli değil, önemli olan genel bütçeden yapılıyor olması demiştim. Hangi firma? Ben biliyorum bakalım. Basında en azından çıktığı kadarıyla söyleyelim. Her neyse, şirket bir tarafa koyuyorum Sayın Bakan. Şirket ayrı bir tartışma konusu. Genel bütçeden yapılıyor olmasını ben önemsiyorum öncelikle. Dolayısıyla genel bütçeden yapılma anlayışını destekliyorum. Ancak 990 milyona yapılmış ihalenin inşallah sonucu gerçekleşir ve tamamlanır bu ülkedeki gelişmeler sonrasında. Bu arada hastaneden bahsetmişken, Sayın Bakan geçen yıldan beri söz verilen ve geçmişteki seçim süreçlerinde iktidara mensup yetkililerin gelip de söz verdiği bu Manavgat'taki 500 yataklı hastane konusunda gelişmeler olacağına dair bir takım söylemler var. Ancak bir türlü icraata dönemedi, icraatı gerçekleşemedi. Manavgat Devlet Hastanesi'nin 500 yataklı Manavgat Devlet Hastanesi ne zaman başlayacak Sayın Bakan? Ve yine şunu söyleyeyim, bakın Antalya'da Akdeniz Sanayi Sitesi var Sayın Bakan. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde günlük oradaki çalışanlarla beraber 20 bin kişilik bir sirkülasyon var. Ve çevresinde de şimdi ciddi bir yapılaşmayla çok sayıda nüfus var. Bizim Antalya İl Özel İdaresi'ndeki görevimiz sırasında buraya gerçekten çok büyük bir poliklinik binası yapılmıştı. Ancak sonradan burası amacına uygun kullanılmadı Sayın Bakan. Orada çok güzel bir bina var ve bu bina Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi içerisindeki bina, çok güzel bir bina var. Ancak şu an sadece 3 tane aile hekimine hizmet etmekte. Yapacağı bir iş olmayınca 112 acil merkeziyle orası şu an değerlendirilmekte. Burada ihtiyaç var. Bölgede yapılaşma hızlı bir şekilde çoğaldığı için bir semt polikliniğine de ihtiyaç var. Orada bina var. Eğer içini doldurursanız gerçekten faydalı olacaktır. Bu konuyu da bilgilerinize sunmak istiyorum. Sayın Bakan, biraz önce şehir hastaneleri dedik, Sayıştay raporları dedik. Şimdi Sayıştay raporlarını arkadaşlarımız da bahsetti. Gerçekten önemli sonuçlar var. Yani şimdi Sayıştay raporlarında çok sayıda bulgu var ve bu bulguların çoğunluğu da şehir hastaneleriyle ilgili malum. Şimdi bazı şehir hastanelerinin faaliyete geçtiği tarihte alınması gereken lisans, izin, raporların bulunmaması gibi teknik, ama bunun yanı sıra da hizmete giren bazı şehir hastanelerine ait sözleşmelerde nüshaların farklı olması ve atıf hataları gibi hukuki sonuç doğuracak, hatta ceza kanunu hükümlerini ilgilendiren bulgular olduğu tespit edilmiş ve yine sözleşmelerde yaptırım maddelerinin caydırıcı olmaması gibi kamunun zarara uğratılmasına dönük efendim bir takım sözleşmelerin olduğuna dair bulgular var ve yine yabancı uyruklu kişilere verilen sağlık hizmetlerinden doğan alacakların takip ve tahsil işlemlerinin gerçekleştirilememesi gibi yine kamunun zarara sokulduğu bir takım bulgular var. Sayın Bakan, bu yabancılar kimdir? Yani bu yabancılar Türkiye'ye turist olarak gelen yabancılar mı? Yoksa şu an Türkiye'ye bundan önce elini kolunu sallayarak gelmiş olan Suriyeliler mi? Yoksa 2900 kilometrelik mesafeden gelmiş, sınır kapısına bırakılmış 25-35 yaş arası genç sakallı, ne için geldiğini bilmediğimiz Afganlılar mı? Kimdir bu yabancılar? Ülkenin bütçesini bu şekilde harcıyoruz. Türk vatandaşımız sağlıktan yararlanırken, para öderken siz yabancılardan yapılmış olan bu sağlık hizmetlerinin karşılığını almadığınız Sayıştay raporuyla da sabittir.
Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tekrara düşmeden ve ama kendi tespitlerimi burada Sayın Bakan'la hoş geldiniz diyorum. Sayın Bakan'a ve ekibine birkaç noktayı hatırlatmak isterdim. Efendim, bu sigara bağımlılığını bırakma amacıyla kullanılan ilaçların desteğinin sonlandırıldığını duyduk. Bilmiyorum haberiniz var mı veya buna ilişkin bir açıklamanız olacak mı? Bugünkü konuşmanızı hem dinledim hem de zabıtlardan tekrar baktım. Özellikle COVID-19 aşılanması üzerinde ülkemizde şu anda göçmen olarak yaşayanların yüzde kaçının, yani genel popülasyona nispetle ne kadarının aşılandığı hakkında bilgi yok. Bu sadece benim kişisel merakım değil, yabancı medyayı da biraz araştırdığımda bu konuda bir takım eleştiriler geldiğini belki siz de farkındasınızdır. Sağlık çalışanlarından bahsedeceğim. Özellikle sağlık çalışanları üzerindeki şiddet, ki bugün de bu konuda ciddi bir haber vardı. En son satırla saldıran birisi ortaya çıktı. Bu Sayın Bakan, bu konu bence siyasi açıdan da önemli bir konu. Yani şunu söylemek istiyorum. Kenan Evren ve 1980'leri hatırladığımda, o darbe sonrası dönemde çıkıp mitinglerde, yani yerdeki bayrağı doktorların işte para yerden kaldırmak için para isteyecekleri şeklinde konuşmalarını hatırlıyorum. Daha sonra Sayın Erdoğan'ın, yani Cumhurbaşkanımızın, yani AK Parti Sayın Genel Başkanı'nın işte doktorun iğne yaparsa hastanın felç olacağı falan gibi, aslında gerçeklikle çok bağdaşmayan, fakat bunların altında özellikle muhalefetin de baskılandığı bu ülkede biriken enerjinin, yani biriken muhalif enerjinin sanki sağlık çalışanlarına kaydırıldığı, oraya kanalize edildiği gibi, isteyerek veya istemeyerek ama böyle bir sonuçla karşı karşıya olduğumuzu ben size bildirmek isterdim. 8000 hekimin istifasından bahsediliyor ve gerçekten hekimler arasında çok büyük bir göç var dışarıya karşı. Fakat kendi gözlemlerimden de şunu görüyorum. KHK'yla beni atmadan önce hemen o dönemlerde de bu psikolojiyi yaşadım. Sağlık çalışanlarının hevesi bu uygulamalarla gerçekten gitti. Büyük ölçüde kayboldu. Yani ekip ruhu kayboldu, dayanışma ruhu kayboldu. Bu 20 senelik icraat içerisinde neticede bu sağlık çalışanlarının ortak duygusunu gerçekten kaybettiğimizi söyleyebilirim. Bence ayakta tutan da buydu. Onların çok büyük istekleri veya çok büyük maddi ve manevi arzuları yoktu. Biraz taltif edilmek ve rahat çalışma imkanını bulmak istiyorlardı. Sayın Bakan, 20 yıllık politikalar sonucunda ben bugünkü sunumunuzda şunu da görmek isterdim. 20 yıl önce hepimizin karşı olduğu bıçak parası, ama bir şekilde bunu otokontrol sistemimizle, kendi iç ahlakımızla da büyük ölçüde aşmıştık. 20 yıl önce hizmet alanın, yani vatandaşın cebinden ne çıkıyordu tedavi açısından, eczaneden parasını verip aldığı aspirin açısından ne çıkıyordu? Bugün işte fark adı altında yarı özel yarı resmi hastanelere ödenen ve bir anlamda oraya kaydırılan, yani büyük sermayeye kaydırılan bu artının çok net rakamlarını, yani aynı Batı'da olduğu gibi çok net rakamlarını görmek isterdim. Ama bunların kalem kalem dökümünü de isterdim. Yani söyleyeceğim, şehir hastanelerinin bir facia olduğunu gerçekten hem hizmet alanlar hem hizmet verenler bugün yine teyit ettim. Vaktim tamamlandı. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim.
Arkadaşlarım, Sayın Bakanım, teşekkür ederim. Sayıştay raporları ile ilgili bilgi vermek istediniz, bulgularıyla ilgili olarak, ama şöyle bir eksik söz konusu. Sayıştay raporları bir kere sadece bakanlığınız ve döner sermaye işletmesine ait 70 bulgu söz konusu, ama diğer birimlerle ilgili olarak da 26, yani 100'e yakın bulgu söz konusu. Bunlar arasında kamu zararı yok dediniz. Sayıştay raporlarında 4 tür şey vardır, görüş vardır raporlarda. Olumlu, olumsuz, şartlı görüş, bir de görüş bildirmeme. Yani bir kurum veya bakanlık hiçbir şekilde bilgi belge vermemişse, ki böyle bir şey söz konusu olamaz, o durumda görüş bildirmeme söz konusu olur bildiğim kadarıyla. Size şartlı görüş verilmiş, sizin bakanlık ve diğer kurumlarınıza. Şöyle, kamu zararı yoktur dediniz. Kamu zararı iddiasında bulunmamış Sayıştay raporlarda gördüğümüz kadarıyla. Ancak bir kamu zararı var. Neden var? Çünkü bulguların, iddialarının sonuçları otomatikman onu da doğuruyor. Her ne kadar kamu zararı iddiasında bulunulmamışsa da kamunun zarar ettiği, kamunun bu şekillerde zarar ettiği iddiaları var. Mesela kamu özel işbirliği modeliyle işletilen şehir hastanelerinde yer teslimi yapılmadan inşaat işleri başlamasına rağmen yatırım ve işletme dönemlerine ilişkin revizyonların yapılmaması bu süre içerisinde işletme süresini de uzatıyor otomatikman. Bu bir kamu zararıdır. Diğerlerinde de var. Mesela İstanbul, Çam ve Sakura şehir hastanelerinde dış ticari alanlar için ek 18 ödeme mekanizmasının çalıştırılmaması. Buna benzer 20'ye yakın bulgu var. Bunlardan dolayı bir kamu zararı söz konusu olabiliyor. Kamu ödememesi gereken ya da sahip olması gereken, alması gereken bazı ödemeleri alamıyor. Yapmaması gereken ödemeleri yapmış oluyor. Bundan dolayı bir kamu zararı söz konusu oluyor. Orası istememesine rağmen Sayıştay talepte bulunmaması. Onun için bunun cevaplanması lazım. Ayrıca biz burada size bakanlık olarak, bakanlık kuruluşları olarak bir güven oyu vermiyoruz. Burada geçmemesi, bütçenizin geçmemesi de söz konusu değil. Burada bu konuların tartışılması, kamuya mal edilmesi, millet adına milletvekillerine bu konuyla ilgili bilgi verilmesi, ancak Sayıştay raporlarının esas tartışmalarda esas alınması esastır. Dolayısıyla en fazla bulguya sahip bakanlıklardan bir tanesi olarak sizin de bu konularda bilgi vermeniz. Öncelikle sizin konuları, eleştiri konularını bilmeniz, bize de bilgi vermeniz gerekir. Bu bakımdan geçen yılda tümüyle eksik oldu, bu yılda. Yani amaca ulaşılamadı. Yaptığınız 100 milyar liraya yakın harcamayla ilgili usulüne göre yapılıp yapılmamadığıyla ilgili bilgi veremediniz. Böyle bir eksiklik söz konusu. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Süre ilişkin olduğu için Sayın Abdurrahman Tüpteri. Sayın Bakan, bir hukukçu olarak size bir öneride bulunmak istiyorum. Hukukumuzda bir sözleşmeye bağlılık ana kural olsa da sözleşmenin imza edildiği tarihteki koşullarla bugünün koşulları arasında önemli bir değişiklik olursa mevcut sözleşme şartlarının günümüze uyarlanması gerekir. Bu hakaniyet gereğidir. Borçlar kanunu ve ticari hakaniyet bunu mecbur kılar. Siz de takdir edersiniz ki Türkiye'de yaşayan hiçbir kimse devlet dahil dolar karşısında Türk lirasının bir günde %15 oranında değer kaybedeceği öngörülemezdi. Bu halde değer kaybıyla fakirleşen tarafın bakanlığınızın uyarlama gereği indirim isteme hakkı vardır. Özellikle şehir hastaneler için sözleşmenin feshini isteme hakkı vardır. Siz bu sözleşmenin feshini isteyecek misiniz? Tahkime başvurmayı düşünüyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, yerli ve milli olduğunu iddia eden bir iktidarsınız. Bu bağlamda şehir hastanelerinin dövizle ödenen kiralarını Türk lirasına çevirip şehir hastanelerini kamulaştırmayı düşünüyor musunuz? Ayrıca yetkisiz kıldığınız Türk mahkemelerini itiraf durumlarında şehir hastaneleriyle ilgili davalar tekrar yetkilendirmeyi düşünüyoruz. Bir sorum daha var Sayın Başkanım. Çok kısa. Bir de aşılamayla ilgili bir oran vereceğim size Sayın Bakan. Bakın 25 Ekim'deki aşılama oranı 18 yaş ve üzeri %77.6. Bugün itibariyle yani bir ay sonra o 25 Kasım'da %80.3.
Yani bir ayda sadece %3.2 değişmiş. Yani aşıyı hızlandırmayı nasıl düşünüyorsunuz? Aşı karşılarına karşı nasıl mücadele edeceksiniz? Ve bir de Sayın Bakanım oranı lütfen tüm nüfusa göre verin. 18 yaş üzeri değil. Sağlık emekçilerine ek ödeme, döner sermaye ve benzeri hatlarla yapılan, ekip anlayışını bozan, rekabet oluşturan ve çalışma barışını bozan ödeme yöntemi yerine, yoksulluk sınırının üzerinde tek kalemde tamamı emekliliğe yansıyacak şekilde maaş ödemesi için bir çalışmanız var mıdır? Sağlık emekçileri sizden bunu bekliyor. Ayrıca bakanlığınızın yaptığı duyuruya göre ünvan değişikliği sınav sonucuna göre yerleştirme işlemleri 26 Kasım Cuma günü noter huzurunda yapılacaktır. Büyük bir özveriyle görev yapan sağlık emekçilerinin durumları göz önünde bulundurularak yerleştirme kurasında aile birliği bakımından boş olan uygun kadro olarak bulundukları ilde yerleştirme yapılması onlar için jest olacaktır. Bu konudaki düşünceniz nedir? Sağ olun. Uzman olarak görev yapan doktor istifa etmiştir. 7 aydır Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi medikal onkolog ataması yapılmaktadır. Atamasını düşünüyor musunuz? Ne zaman atayacaksınız? Çok mağduriyet var Zonguldak'ta. Bütün Zonguldak bunu bekliyor. Sayın Bakan, tek bir soru soracağım. Biraz önce yaptığım konuşma çerçevesinde tıbben aşı zorunlu olduğuna göre, hukuken gerekli olduğuna göre ve bu konuda tek yetki sahibi siz olduğunuza göre, Türkiye'deki ölümler dünya ortalamasının üstünde bulunduğuna göre bu yetkinizi ne zaman kullanacaksınız? Ne zaman kullanacaksınız? Ve aşamalı olarak mı kullanacaksınız? Önce kamu görevlilerine, sonra bütün yurttaşlara bu soruya doğrudan açıklayın. Sayın Cihan Buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Bakan, Sağlık Bakanlığından KHK ile kaç kişi atıldı? Kaç kişi aklandı veya beraat etti? Bunların kaçını işe başlatmadınız, başlatmadıysanız neden? Kaçını işe başlattınız ve aynı yere mi döndürdünüz? Ve bunlardan özür dilemeyi düşünüyor musunuz? Teşekkürler. 5-11 yaş çocukların aşısız olarak yüzde eğitime başlaması sizce doğru mudur? Sayın Bakanım, 5-11 yaş çocukların aşısız olarak yüzde eğitime başlaması sizce doğru mudur? Bir çocuk hekimi olarak soruyorum. Covid-19'dan dolayı ölen 0-18 yaş grubundaki çocuk sayısı kaçtır? Teşekkür.